MediaMarkt'la televizyondan ses sistemine, akıllı telefondan tablete, futbol coşkusunu yaşatacak teknolojileri keşfetmenin MediaMarkt'la Bir de bir futbolcumuzu özellikle parantez açalım. İsmail demiştim. Dur, ona hakikaten geleceğim sırayla. İsmail'le kalan bir de Hakan Çalhanoğlu oldu. İsmail'deki bu performans zaten iyi gidiyordu da zirve yapması. Çok iyi oynarken onun mevkisine birebir Sofyan Amrabat'ın gelmesi ve ona karşı da yani iyi bir anlamda böyle pozitif reaksiyon olduğunu söyleyebilir miyiz? Rekabetten korkmuyor İsmail, işte. İsmail yüksek Portekiz'den alıyor. Alacağımız bir futbolcu olsaydı 17 milyon euroydu. Katılıyorum. 12, 13. Brezilya'dan alacağımız bir futbolcu olsaydı 12-13 milyon dolarlık bir futbolcu olurdu. Son derece iyi bir oyuncu. Ama bence İsmail 6 numara değil. Yani savunma önü oyuncusu değil. Savunma önünün ya ikilisinden biri ya da bana göre daha 6.5'la 8.5 arası bir şey. Yani tam 6 değil, tam 8 de değil. Çünkü 8 Serdar, modern bir 6 ama zaten böyle olmalı. 6-8 oynayabilir modern bir 6. Bence 6 veya 8'den ziyade İsmail Yüksek harika bir ön alan presçisi. Yani önde oynamak isteyen takımlar için. Mesela tamam, zaten modern yani futbolda yani o takım zaten önde oynamak ister. 6 numarası da öne gelir. Guardiola'ya verelim. John Stones yerine 1 sene geliştirdikten sonra İsmail oynatabilir. Topu oyuna sokmayı Rodri'ye bırakır. İsmail önde basacağımız zaman sen git oğlum der. O kadar ön tarafta efektif bir oyuncu. Faul yapmadan top çalma yeteneği var. Oyunun yönünü değiştirme yeteneği var. Oyun zekası var. Eskiye nispeten gelip top alması var. Hala ve hala geliştirmesi gereken nokta. Topa en az bir kere daha fazla değme zorunda hissediyor. Evet. Onun dışında her şey harika. Zaten bak dikkat et. Maçta böyle en iyi oynadığımız sekanslar ilk 25 dakika 1-1 olduktan basarken sonra basarken muazzam oyuncu basarken. Bak, o yüzden de senin sonuna basarken iki milli takım genel olarak sonuna yanıt vereyim. Sesin geç geliyor da Serdar, ben senden özür dilerim. Pardon. Tamam. Amrabat'la beraber daha iyi oynarlar. Olabilir, olabilir. Kesinlikle katılıyorum. Mourinho zaman zaman beraber oynayacaktır. Adım gibi eminim tabii ondan. Ve bu yüzden de daha 11'ler açıklanırken maç oynanmadan acayip böyle eleştiri yağmuruna tutulacaktır kendisi. Yani kariyerine falan hiç saygı gösterilmeden. Şimdi milli takımımızın en iyi oyuncu sekanslar maçın ilk 25 dakikası. Galler deplasmanının aksine maça çok iyi başladık. Ve 1-1 olduktan sonra en güçlü olduğumuz zamanlar tek pas, ayağa, hızlı pas oynadığımız dönemler. İsmail de bunlara ayak uydurduğu zaman dikkat et bütün çok iyi pozisyonlarımızda işte Kerem'in attığı golden önce de çok iyi bir böyle işte kontra takma tiki takası var. Tak 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 öne ve oyuncuyu kaçırdık. Çok iyiydi o. İptal edilen gol var offside'den. Evet maalesef bir adımla offside'da ama çok iyiydi organizasyon. İsmail Yüksek de bu oyuna böyle ayak uydurdu. Dediğine katılıyorum. Evet. Şimdi Gustavo'nun artık ilk geldiğinde iyiydi Fenerbahçe'de ama son kullanma tarihi, son verimli olma tarihi yaklaşıyordu. İsmail Yüksek iyi çıktı, iyi kaldı orada. O döneme göre bayağı gelişti. Ve şimdi hem böyle Amrabat'la oynayacak ama bazen de Amrabat'ı kesebilirse, yani bu performansını devam ettirip senin dediğini de yaparsa, o zaman o dediğin 12-13 milyon euroluk oyuncuya dönüşebilir. O zaman. Son olarak böyle Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yıllardır bizim de dahil olduğumuz işte yorumcular tayfasında hep böyle kamplaşmalar oldu. Ben daha böyle Çalhanoğlu'cuydum. Nuri Şahin örneğini veriyordum. Sen de çok çok güzel bir tabirle bir Milano polisyesi Hakan Çay diyordun. Tabii ki Hakan Çalhanoğlu Milano takımlarında özellikle son yıllarda Inter'de sergilediği performansla Ballon d'Or adayı oldu. Ballon d'Or adayı oldu ama Ballon d'Or'u kazanırsa aşırı büyük bir sürpriz olur. O ayrı. Yine de hani Ballon d'Or'a böyle aday gösterilen oyuncunun seni bir kenara bırakıyorum. Senin çünkü böyle güzel bir betimlemen var. Yani Milano'da çok iyi Hakan. Milli takımımızda o kadar iyi değildi. Ama bu yaz iyiydi mesela. Bu yaz performansı iyiydi turnuvada. Turnuvada bu maçta da ilk yarı çok iyiydi. Galler maçında da oyuna girdikten sonra çok iyiydi performansı. Gitgide böyle artık olgunlaşan çok iyi bir İtalyan
tarzı Regista oldu ve savunmaya katkısı da gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bir Regista'nın ötesinde top rakipteyken de sağ iç sol iç İsmail ile oynarken daha fazla katkı veriyor. Ne zaman bu farkı göz önümüzde daha net şekilde gördük? Hakan yerine ikinci yarı Orkun girdi. İrfancan, sağ ön oynayan İrfancan'ın bile böyle defansif katkısı Orkun'dan daha fazla oldu. Orkun sadece topla oynadı. İyi oynuyor topla, hiçbir lafımız yok. Ama topsuz oyunda da Hakan Çalhanoğlu milli takımımıza bir şeyler ekliyormuş. Bunu da iki maçta onun olmadığı 45 dakikada gördük Serdar'cığım, değil mi? Hakan 10 numarayken veya sol önde oynarken iyi oynamıyordu. Kendi yerini de geçtiğinden beri, kendi yerine geçtiğinden beri yani 6 numaraya geçtiğinden beri çok çok iyi oynuyor. Çok da iyi liderlik sergiliyor. Ben harika bir kaptan olduğunu düşünüyorum. Bir tek eleştirim var. İbrahim Aziz Osmanoğlu'na gözümüz aydın dememiş. Demiş ya. Tamam abi, geçebiliriz. Yani eleştiri olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Bu Kuntz'u gönderin diye iki kez büyük ekşiye söyleyen de Hakan. Montella geldiği zaman Montella ile iyi anlaşacağını söyleyen de Hakan. Takımı toparlayan da Hakan. Kaptanlığın biraz verdiği sorumluluk bunlar. Bunları yapmak lazım. Ayrıca çok da iyi bir çocuk, biliyorum yani. Çok iyi bir çocuk tabii ki. Yani kendimi havalanmış gibi göstermeyeyim ama Ballon d'Or 11 yıl sonra gösterilen Türk de benim diyor. Haklı. Doğru. Fazla da göstermesin. Onu da söyleyeyim. Ama biraz daha kaptanların biraz daha cool olması lazım gerektiğini düşünüyorum. Bu tip işlerde. Yani federasyon başkanına bu şeyi vermemeliydi. O kişisel bir şey. Bunun dışında oyun olarak gayet iyi. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nu en iyi kullanan ismin de Montella olduğunu söylememiz lazım. Zaten Milan'da onu oynatan kesinlikle. Tabii ki. Montella geldi, o sezon Hakan Çalhanoğlu transfer oldu zaten. Biz 10 numaralarda ve 8 numaralarda biraz heba ettik onu. O bir gerçek. Ben son olarak bir izninle bir cümleyle bitireyim. Ekim ayının 6'sı itibariyle şeye giriyoruz. 7'si itibariyle milli araya. O zamana kadar Montella'nın altına oymaya çalışanlara da geçmiş olsun diyorum. Şu adamı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bak şu adamı kuru da kuşa yemetme. Sırf yerli diye milli olmayanlara yemetme. Çünkü bunlar milli olsalar milli takım yenilsin de Montella gitsin biz gelelim diye düşünmezler. O yüzden de Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, madem sana gözümüz aydın diyen bir kaptanım var sen geldin diye, Hakan'la konuş. Montella ile devam edin. Sistemi bozmayın. Ha getir diyorsan ki ben Zidane'ı getireceğim, getir. Ben Klopp'u ikna ettim kardeşim. Adam Türk milli takımın başında çalışacak. Tabii ki getir. Diyorsan ki efendim ne bileyim Tuhel'i getireceğim. Getir. Kavga çıkar. Mesela. Yani ben Klopp'a varım ama nasıl? Yani Avrupa'da sıfır başarısı olan, beraberliği dahi olmayan, her türlü önelemede her türlü şekilde elenmiş olan bir takım teknik direktörleri lobilerine kurban etmeyin bu takımı. Ya zaten şu sempatik ve ayrıca bir son cümle, özür dilerim. Yok estağfurullah. İzmir milli takım şehri olabilir. Seyircisi çok beğendim. Sıfır kulüpçülük, sıfır ıslıklama, sıfır hahu, tribünlerde sıfır gerginlik. O anlamda da İzmir seyircisine ekstra çok beğendim. Ya hep öyleydi zaten. Hep öyleydi. Ben hiç İzmir'de başka türlü maç izlemedim. Tebrik ediyorum. İzmirli futbol severleri de tebrik ediyorum ayrıca. Tabii. Şey de çok iyiydi ama. Stattaki taraftarlarımız ile milli takımdaki oyuncularımız arasındaki saha içine böyle yansıyan bir böyle pozitif elektriğin böyle karşılıklı etkileşimi vardı. Bu başarıyı getirir. Son olarak sürdürülebilir başarının olduğu milli takımlarda bakınız böyle Almanya. Futbolcular zaten federasyon başkanının kim olduğunu bilmezler. Bana güven. Sen de biliyorsun bunu ya. İngiltere'nin kim abi federasyon başkanı? Sen bile bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Fahri İngiliz bilmiyorsun abi işte. Bilmiyorsun bak. Fahri İngiliz'sin. Bütün şeyi biliyorsun. İşte Edward'ın bilmem ne dedesinin ne iş yaptığında bahçeye ne işte ektiğine kadar her bir şeyini biliyorsun abi. Tamam mı? Bunu bilmiyorsun abi. Bu kadar. Tamam.
Ne kraliyeti abi? Memur. Memuru nereden bileceğiz abi kraliyeti? Geçen gün yalnız böyle şeyi gördüm ya. Celal Şengör'ün çok böyle talihsiz bir böyle açıklamasını gördüm. Yani sen seversin. Ya ben de kendi dalında başarılı olduğunu düşünüyorum. İşte yer bilimlerinde çok büyük profesör de. Abi İngiltere ile ilgili diyor ki check and balance sisteminin en iyi olduğu yerdir diyor. Neymiş şey? Doğru. Ama değil abi, olur mu? Allah aşkınıza kendinize doğru gelin. Yerli. Check and balance sistemi bir tek böyle Amerika'da çok iyi. İşte meclis ayrı, İngiltere senato ayrı, başkan ayrı, mahkeme ayrı. Abicim lütfen bir kendimize gelin. Eğer bir hocayı tanıyorsan lütfen söyle. İngiltere'de böyle işte halk kamerası, neyse bir ortak tanıdık vardır. Lütfen voley izleyicileri bunu şey yapın, şey iletin. Biz de biliyoruz biraz İngiltere'yi yani. Genelde muhalefette olsak da İngiltere'de buna hakimiz. Abicim böyle halk kamerasının işte onayladığı bir kanunu böyle avam kamerası geri gönderir ve bir daha geri gelmez diyor. Öyle şey olur mu ya? Avam kamerası son derece sembolik. O dediği 100 sene önce falan belki öyledir. Yani. Yoklar kamerası. Avam kamerası yok der. Bir daha gelir. Ondan sonra da avam kamerası tamam der abi. Avam kamerası dediğin orada şey olarak. Pardon. Lordlar kamerası dediğin orada. Lordlar kamerası tamamen sembolik olarak ya. Kraliçe gibi. Şimdi bence de mesela bana sorarsan da Türkiye'nin bir türlü kabuğundan çıkamamasının temel demokrasinin olmamasıdır. Bu çok uzun konu. Buradan tartışmayalım. Ben bir oraya başladığım zaman başlayalım. Hayran böyle dediğimi böyle anladın değil mi? Sen bana göre Türkler Türkiye katılmıyorum. Nasıl katılmıyorsun abi? İngiltere'de sistem böyledir abi. Aristokrasinin çok ciddi check balance'a katkısı vardır. Ve bu keşke Osmanlı'da da olsaydı. Hadi neyse, senin ve hattın için konuyu uzatmayayım. Aristokrasinin o da zaten şey diyor. İmparatorlukların tamamı çöktü. Ay abi o da şey diyor zaten ya. Diyor ki en iyisi aslında bu işte bir tür böyle monarşidir diyor, en iyi yönetim. Kesin o konuda da anlaşıyorsunuzdur. Tipiniz de benziyor da abi lütfen savunurken yani, tarihsel yani olguları fena, lütfen çarpıtmayalım. Lordlar kamerasının hiçbir etkisi yoktur yani şu anda. Ya boş kaleye atamadım be kardeşim. Serdar abi, senin burada ne işin var? Kardeşim, 40 kere söyledik. Atanınla tutanın iyi olacak dedik. Abi. Şu hale bak ya. Şu hale bak ya. Bizim bütün ekip her hafta buradayız. Bekleriz.